Bugün alınan kararlar yerinde, alması lazımdı hükümetin. Cesur olarak bunları aldılar. Bunları almak kolay değil. Türkiye geçen yıldan beri, yani geçen yıl dediğim Mart, Nisan ayından beri çok cesur önlemler aldı. Bunun sayesinde pandemiyi düşürdü. Hatta en başarılı ülkelerden birisi oldu. İsviçre az nüfusa rağmen en iyi ülkelerden değil de geçen ay rakamlar Avrupa'da Belçika ile dünyadaki en üst ülkelerden birisi olduğunu gösterdi pandemi sayesinde nüfusa göre tabii Tabii. ki. Geçen sene öyle bir şey de rastlamamıştım. Bu sene geçen ay bir günde 8 kişinin testini yaptım. Ayrı gelen 8 kişinin 8 hasta. 8'ini de 8 hastayı da müspet bulunca eyvah dedim. Nitekim rakamlar bu korktuğumu gösterdi. Yapılan istatistikler ve gitgide rakamlar yükseldi, yükseldi. Tabii ki devlet de, İsviçre hükümeti de, kantonlarda önlem almak zorunda kaldı. Şimdi ben umutluyum. Bu sorunu çözecek olan tabii ki aşı olacak en sonunda. Bu son yıllarda Türkiye büyük atılımlar yaptı. Bence düzen, organizasyon, birlik çok önemli. Türkiye çok atik davrandı. Ve bana göre bu saydığınız zengin, eskiden beri zengin olan Avrupa ülkelerinden çok daha iyi bir şekilde davrandı. Ben hatırlarım çocukluğumda Türkiye'deki belli başlı bir varlıktı diyelim. Bir zümre İsviçre'ye, tedaviye, İngiltere'ye, Amerika'ya giderdi. Bu son yıllarda bu tıbbi turizm tam tersine döndü. Birçok ülkeden yabancılar bile Türkiye'ye tedaviye geliyorlar. Tersine bir sağlık turizmi başladı ve Türkiye'deki bu eskiden yurt dışına giden zengin zümre tedavi olmak için artık tedavilerini Türkiye'de yapabiliyorlar. O da Türkiye'deki tıbbiyenin çok gelişmesine bağlı. Eskiden beri belki tabii ki ben doktor olarak doktorları savunuyor zannetmeyin ama Türkiye'deki doktorlar eskiden beri iyiydi. İyi doktorlar var tabii ki ama eskiden malzeme, hastanedeki modern cihazlar yoktu. Bugün Türkiye bu eksiğini yakaladı. Olan doktor potansiyeliyle de dünyadaki sayılı merkezlerden, ülkelerden birisi oldu sağlık bakımından. Maalesef küçük bir ülke olan, ezelden beri çok organize, düzenli bir ülke olan İsviçre gafil avlandı diyebilirim. Birçok ülkede olduğu gibi İsviçre'de de maske yetersizliği, jel yetersizliği, yani birçok şey eksik yetersizdi. Önlemler bana göre geç alındı. Hemen mücadeleye başlanılamadı. Ya İsviçre maalesef başka ülkelere göre daha iyi olması gerekirken nüfus bakımından, zenginlik bakımından, düzen bakımından geç kaldı. O ilaçlarımızın, Avrupa'daki ilaç şirketlerinin tümü diyebilirim, ham maddelerini ya Çin'den alıyor ya Hindistan'dan alıyor. Demek ki ilacın kendisi Çin'de yapılıyor ilaçların. Türkiye'de de kullanılan ilaçların ya bence korkmamamız lazım.